Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü çalışmamızda deniz ve dalga konusunu içeren bir çalışma yapacağız. Şu anda siz de ekranda zaten görüyorsunuz. Bu çalışmayı yapacağız. Hangi renkleri kullanacağım? Paletimde hangi renkler var? Onlardan bahsedeyim. Titanyum beyazı var, Prusyan mavisi, zümrüt yeşili, ham siyena ve alizarin crimson kırmızısı var arkadaşlar. Bu 5 renk ile çalışma yapacağız. Çalışmalarımızı yaparken çalışacağımız fotoğraftan veya temadan her neyse bunu seçtiğimizde bütün elimizdeki renkleri paletimize sıkmamıza gerek yok. Çalışmaya bakacağız, fotoğrafa bakacağız ve değerlendireceğiz hangi renkleri daha yoğunluklu kullanırız diye. Ben bu renkleri kullanmaya karar verdim ve bu şekilde paletimi sıktım. Çalışmamıza geçelim. Yine her zamanki gibi öncelikle basit bir taslak çizimi yapıyoruz. Şu anda ufuk çizgisini destek çubuğum vasıtasıyla düz bir şekilde çizdim. Gökyüzü fotoğraftakine göre biraz daha fazla olsun istedim. Evet, bakın genel hatlarıyla ufuk çizgisi, dalgaların yeri ve sahili belirledik. Öncelikle gökyüzünü yapacağım. Bunu yaparken Prusyan mavisi ve bol miktarda beyaz kullanıyorum. İçine de çok az miktarda alizarin kırmızısı katıyorum. Böylece biraz daha mora hafifçe çalan bir renk elde ettik. Bunu geniş bir fırça vasıtasıyla tek renk olacak şekilde yayıyorum gökyüzüne. Ardından denizin dalgaların ardında kalan kısmını yapacağım. Bunu yaparken de yine Prusyan mavisini biraz daha koyu, daha fazla kullandım ve titanyum beyazıyla karıştırdım. Bu şekilde yine dalgaların şeklini, o denizin, arka plandaki denizin dalgalarını belirtecek şekilde değildi. Daha düz bir, sade bir boyama yaptım. Şu andaki yapacağımız boyama bizim ilk katman boyamamız olacak. Evet, açık tonlarda olan dalgaların artık yükseldiği yerde daha açık tonlarda bulunan bölgeyi biraz daha açık bir mavi yapıyorum. Bunu yaparken de zümrüt yeşilini bol miktarda kullandım. Tabi Prusyan mavisi ve titanyum beyazı da kullanıyorum. Biraz daha sahile, kıyıya yaklaştıkça biraz daha kumsalın da renginin karışacağını düşünerek biraz ham siyena ekledim. Böylece hafif yeşile çalan bir mavi oldu. Yine kumsalı yaparken de ham siyena yoğunluklu kullanıyorum. Tabi titanyum beyazıyla biraz rengini açıyorum ve çok az miktarda da yine alizarin kırmızısı katıyorum. Böylece daha yanık, daha koyu tonlarda bir kumsal elde etmiş oldum. Evet, genel hatlarıyla dalgaların, kumsalın yerini, o arka planda kalan denizi yapmış olduk. Burada 4 aşamalı bir katman var. Gökyüzü, deniz, arkadaki koyu olan deniz ve daha yakında olan dalgaların bulunduğu bölüm ve tabii ki kumsal. Evet, suların yükseldiği, dalganın artık son bulduğu noktadaki o beyaz patlayan sular diyelim, daha çok fışkıran, etrafa yayılan, onların yerini yine belirliyoruz. Bunu yaparken de yine detaya girmeden sadece dalgaların şeklini ve yerini belli edecek şekilde titanyum beyazını hiçbir karışım yapmadan direkt o bölgeye sürüyoruz.
referans fotoğraftan çalışırken arkadaşlar birebir fotoğrafa tamamen bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Siz kendinizden bir şeyler ekleyebilirsiniz veya beğenmediğiniz yerleri çıkarabilirsiniz. Sonuçta önemli olan burada yaptığınız çalışmanın görsel olarak güzel olması, gözünüze hitap etmesi. İlla birebir aynısını yapacağım diye kendinizi yormayın. Fotoğraf bizim için referanstır. Yani adı üzerinde referans. Onu kale alarak, onu kendimize referans alarak çalışıyoruz. Oradaki renkler, oradaki figürlerin şekilleri, anatomisi bize referans oluyor. Ama tabii ki birebir aynısını da yapmak zorunda değiliz. Mesela ben bu çalışmada gökyüzünü daha fazla yaptım. Fotoğrafta daha azdı. Belki kırpılmıştı. Bilemiyorum. Yani siz de yaparken bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela burada sahile küçük kaplumbağalar da ekleyebilirdik. Yani bunun gibi şeyler. Veya uzakta gözüken küçük bir yelkenli de yapabilirdik. Kendimizden bir şeyler eklediğimizde tabii ki ne oluyor? Biraz daha bize özgün bir çalışma olmuş oluyor. Bu arada kumsala daha yakın yerdeki denizin sularını biraz daha kumsala yakın renklerde, çünkü birleşiyor orada, yakın renklerde yapmak istedim. O yüzden o bölgedeki yeşilin üzerine bir miktar ham siyena karıştırarak mavi yeşil arasında daha koyu bir ton elde ettim ve onu sahile, artık suların dokunduğu yeri bu renkle yaptım. Evet, artık detayları yapmaya başlayabiliriz. Arka planda denizin koyu olduğu bölümdeki uzanan dalgaları yapıyoruz. Bunu yatay çizgilerle bir miktar titanyum beyazı ile maviyi karıştırarak yaptık. Şimdi artık dalgaların etrafa sıçrayan noktalarını yapıyoruz. Bunu yaparken fırçanın ucuna, yuvarlak bir fırçanın ucuna boyayı az miktarda alıp üzerine sürterek değil de dokundurarak, yani sanki oraya noktalama yapıyormuşum gibi dokundurarak üzerine o su taneciklerini tek tek yapmaya çalışıyorum. Dikkat ediyorum, bakın. Fırçanın ucu bir yapışık, sivri değil, biraz daha hırpalanmış ve açılmış şekilde olduğu için o dalgaların, o sıçramalarını yaparken zorluk çekmiyorum. Yine kıyıya doğru uzanan dalgalar var. Bunları da yine dalganın yönüne doğru yatay çizgiler şeklinde yapıyorum. Yine burada açık tonlar kullanıyorum. Beyaz, titanyum beyazı, yine çok az miktarda mavi, bir miktarda ham siyena karıştırıyorum. Bakın, yatay birbirine paralel çizgiler şeklinde. Yine o yükselen dalgayı da dalganın şekline, o dalganın ovalliğine dikkat edecek şekilde yapıyorum. Deniz yapmak zor gibi gözükür ama aslında gördüğünüz gibi kolaydır. Önce alt katman koyu renklerin boyamasını yapıyoruz. Ardından da bu şekilde dalgaları, denizin üzerindeki o parıldamaları belir edecek şekilde paralel çizgilerle, dalgaların yönüne dikkat edecek şekilde
fırçamızı kullanarak denizin o görüntüsünü rahatlıkla verebiliyoruz. Evet, sahildeki o köpüren noktaların detaylarını yapıyoruz. Artık şu süreçten sonra ne kadar vakit ayırıp ne kadar çok detaya girmek isterseniz çalışmanız o kadar daha gerçekçi görünecektir. Siz artık bitti dediğiniz yerde bırakıp çalışmayı bu şekilde bırakabilirsiniz de. Zaten çalışmalar hiçbir zaman tam olarak bitmiyor. Yani siz bitirmeye karar verdiğiniz anda bitiyor. Ben genelde hiçbir zaman bu tam olarak bitti diyemiyorum çalışmalarıma. Mutlaka eksikleri görüyorum. Ama artık bunun için yeter. Bu çalışma için bu kadar yeter dediğim noktada bırakıyorum. Evet, imzamızı da atalım. Çalışmamızın burada sonuna geldik arkadaşlar. Böyle güzel, farklı bir çalışma yaptık. Yine sizlerin bana sorduğunuz sorular neticesinde, yorumlara yazdığınız sorular neticesinde yaptığım bir çalışma oldu bu. Umarım faydalı olmuştur. Yine sizler de mutlaka yorumlara yazın yapmamı istediğiniz çalışmaları. Çünkü onları dikkate alarak çalışmaya, videolar çekmeye özen gösteriyorum. Beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin ve abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.